Şöyle bir cümle ile kitaba biraz daha derinlemesine sohbet edelim istiyorum. Ben dahil olmadım ama bu onların dahil etmeyeceği anlamına gelmez. Bir kere şunun altını net çizmek lazım. 15 Temmuz bir darbe değildi. Ya azıcık IQ'su olan bunu görüyor zaten. Katılmayanların tutuklandığı, katılmayanların suçlandığı gerçeği var önümüzde. Bu tertip neden yapıldı? Bugün bu iktidar burada daha sağlam dursun. İşte o yolsuzlukların üzeri örtülsün, hukuksuzluk alenileşsin. Ya şu anda ülke bir mafya batağına dönüştü. İlk kişiyim bugün. Kimseye işkence yapamazsınız diye. Çünkü insanlar anlamadı ve korktular. Dayağı niye gösteriyor? Adam sana salak mı dövdüğünü göstersin. Susun diye gösteriyor. Seni de böyle döveceğim diye gösteriyor. Sebepler ahlaksızlığı meşru kılmaz. Yani insanın kendisine biçtiği. Sen bunu nasıl yapabilirsin? Bir de yargılanmamış. Ben şuradaydım, adım şu dememiş insana yapıyorsun bunu. Ya ve bu var ya çok hani tarifsiz bir bence acı. Ama Türkiye'nin ne halkının ne devletinin kırmızı çizgisi yok. Bunların hepsi yalan. Yani bu kadar kendi halkına zulmeden kaç ülke vardır? İşte bu hapishanelere kitap kampanyası başlattık aslında. Sen de biliyorsun burada her mahallede kütüphane var. Parası olmayan insanlar, hatta içeridekini de orderlayabiliyorsun, söylüyorsun ben şu kitabı istiyorum, kütüphane senin için alıyor o kitabı. Keşke Türkiye'de de bunlar olsa, girişim devlet yapmıyor, bari bazı hani girişimciler yapsa, biz insanlar da desteklesek. Değerli Alessia izleyicileri, biz bize söyleşilerimizdeki bugünkü konuğumuz Arzu Yıldız. Arzu Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir programımız var biliyorum. Üretkenlikte hem kendi işini devam ettiren, yanına yazarlığı eklemiş ve bulunduğu ülkenin diliyle de üretmeye devam eden birisi olarak öncelikle takdirlerimi sunarak başlamak istiyorum. Ben sizi takdim edecek olsam şu kelimeler aklıma geliyordu. İnsan, kadın, anne, gazeteci, yazar ve son olarak da mülteci Arzu Yıldız derdim. Katılır mısınız? Bunlardan hangisi sizi daha çok tanımlıyor sizce? Belki mültecilik daha çok tanımlıyor. Çünkü hepimiz yani göçebeyiz ve hiçbir yerin bizim için bir garantisi yok. Yani nasılsa hani sonunda öleceğimiz gibi dünyada da yerimiz aslında yok. Yer edinmeye çalışıyoruz boşuna bir uğraş. Aslında hani sıfatlar bence çok da insanın ihtiyacı olan şeyler değil. Duru bir insan olmak bence en büyük sıfat. Artık hani kimliklerden ya da işte bu tarz şeylerden daha çok kimliksizleşmeye çalışıyorum ben. Bir evet. De şey ekleyeyim hani her kimlik aslında bir ötekileştirmeyi de beraberinde getiriyor. Yani kadınlar, evet. Erkekler, anne olmayanlar gibi falan. Aslında ne kadar kimliğimiz olursa o kadar da diğerini yaratıyoruz. Şimdilik insan ve mülteciyi öne çekelim. Bir yandan da gazeteci ve yazarla sohbet etmeye devam edelim. İlk başta da kendinizi insan olarak tanımlamışsınız. Sözü biraz da sokak romanına getirmek istiyorum. Okudum keyifle ve hızlı bir şekilde, çok akıcı bir kitap. Meslekle ilgili olduğunu zannetmiyorum. Eminim okurlar eline aldığında benim keyif aldığım kadar keyif alacaktır. Kitapla ilgili bir soruya geçmeden önce 15 Temmuz sonrası işkenceye karşı gazetecilerden bilirsiniz. Ve bu çıkış sonrasında da hayatınızda önemli değişiklikler oldu. Neden ses çıkardınız? Ses çıkarınca ne yaşadınız? Ses çıkarmasaydınız neler olurdu? Ya ben aslında hiçbir zaman susan insan olmadım. Yani ne evde, normal hayatımda, hiçbir yerde ya. Okulda, şurada, burada. Hani o susan, bence biraz bu kişilikle alakalı bir şey. Evet. Yani bu sonradan kazanılan bir şey de değil. Baştan öyle geliyorsun. Her söylediğim doğru olmayabilir ama inanarak söylediğim şeyler. Pazarlıkla şununla bununla söylemiyorum. Biraz patavatsızım mesela ben. Bazen çok planlı konuşamam hiçbir zaman. Ve planlı konuşan insanların ya içeride daha fazla şey döndüğünü düşünüyorum. Evet. Mesela. Şimdi mesela bu romancılık ya da yazarlık ben şöyle bir bağ kuruyorum yazarlarla. Bizler bence bu dünyanın insanı değiliz. Formatına uymuyoruz.
Ve biz kendi dünyamızı yaratmak istiyoruz. Mahalle kendimizin, kişiler kendimizin. Ve bütün yazarlar aslında bence bu dünyadan kaçıp başka bir dünyaya sığınıyorlar hikayeler yazarken. Çok yerinde bir tanım. Kimin olduğunu hatırlamıyorum ama yazmak biraz da yalnızların işidir, bir yalnızlık eylemidir gibi bir tanım vardı. Tam olarak hatırlayamadım. Şöyle bir cümle ile kitaba biraz daha derinlemesine sohbet edelim istiyorum. Ben dahil olmadım ama bu onların dahil etmeyeceği anlamına gelmez diyerek bence enfes bir özet 15 Temmuz ve sonrasına dair. Ve sokağın kahramanı Ahmet'in hikayesi de böyle başlıyor. Nasıl kaleme alındı Ahmet'in hikayesi? Ahmet'in gözüyle mi 15 Temmuz'u yorumladınız yoksa 15 Temmuz yorumlamalarınızla mı Ahmet şekillendi? Aslında şöyle, çünkü herkes bir Ahmet. Bir ev hanımı da Ahmet, öğretmen de Ahmet, herkes bir Ahmet. Yani bunların bir dahili yok ki. Ben kendimden biliyorum ya, köfte yaptım, patates kızarttım, oturuyorum evimde yani. Saat 9'da bir kere şunun altını net çizmek lazım. 15 Temmuz bir darbe değildi. Bunu söylemiyorlar yani net bir şekilde. Ya azıcık IQ'su olan bunu görüyor zaten. Bu kadar kıvırmanın, dolandırmanın anlamı yok. İçinde cemaatçiler vardı, ergenekoncular vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Bu önemli değil. Kimler katılmış? Ama katılmayanların tutuklandığı, katılmayanların suçlandığı gerçeği var önümüzde. Bu tertip neden yapıldı? Bugün bu iktidar burada daha sağlam dursun. İşte o yolsuzlukların üzeri örtülsün, hukuksuzluk alenileşsin, ergenekoncular aklansın. Ya şu anda ülke bir mafya batağına dönüştü. Evet. Ve mesela oradan halkın üzerine ateş açanlar diye bir söylem geçti. Türkiye'de ya işte bu toplum dediğimiz şey aslında toplu bilinçsizlik diyeyim. Yani daha acımasızlar. Yani bu insanlar bir araya geldiğinde daha acımasız olur. Teke tekte kavga edip de adam çağırma gibi düşün. Evet. Çünkü gücü yok. Ama toplu olduğu zaman seni linç edebiliyor. Şimdi evet, sokakta adamlara işte ateş açın. Kardeşim senin tertiplenmiş bu. Net bir şekilde biliniyor. Davalar verilmiyor. Askerlerin ağzı yüzü kırılmış, kulağı kesilmiş. Evet. Sokağa 3 tane genç çocuğu çıkarmışsınız şovmen gibi. Ondan sonra hani bunu söylemiyorum ama burada şu var. Devletler böyle şeyler yapabiliyor. Ama bunu kendi yurttaşına yapmıyorlar. Ha hiçbir etik değil. Başkasına yapılmasına, mesela bizim bu yaşadığımız yerlerde güzel hayatlar falan filan hikayesi var. Bunların mahvettiği hayatlar var. Evet. Kendi toprağının içine sokmuyor ama dışarıda gözyaşına sebep oluyorlar. Ne bileyim, iki ülke arasında yaşanan gerginliğe silah göndermek gibi. Barış elçisi göndermiyor adamlar. Silah gönderiyorlar. Daha fazla öldürün birbirinizi diye. Yani devletler, Türk devleti için demiyorum, bütün hepsi tehlikelidir bana göre. Ayrıca mesela polis kurşunuyla, asker kurşunuyla, devletin şeyiyle, ihmaliyle ölen insanların sayısı o terör denilen saldırılardan çok daha fazladır. Ve bu konuşulmaz. Ve hiç kimsenin, hiçbir terörist organizasyonun bir devlet kadar kullanacak gücü yoktur. Evet. Ve mesela şöyle bence benim gördüğüm şey, 15 Temmuz'da zaten listeler her şey önceden yapılmıştı. Kim tutuklanacağı, ne olacağı belliydi. Ben aslında, bakın isterseniz gidin Twitter'ı arayın, ilk kişiyim bugün. Kimseye işkence yapamazsınız diye. Çünkü insanlar anlamadı ve korktular. Dayağı niye gösteriyor? Adam sana salak mı dövdüğünü göstersin? Susun diye gösteriyor. Seni de böyle döveceğim diye gösteriyor. Yani susturmak için gösteriyordu orada. Ama ben hani düşünemedim o an. Hatta burada mesela bir hakim de dedi. Sen dedi gazetecilik şu bu değil. İnsani bir refleksten aslında buradasın. Evet. İşkence insanlık suçudur dedim. Kimse ya, çünkü ben adliye muhabiriyim. Oralarda işte Twitter'da yazıldığı kadar kolay değil. Ben düşmanım yok zaten de. Hiç kimseyle hesabım yok benim. Öyle kimsenin düşmesini aman Tayyip yıkılsın şöyle bir şey beklemiyorum. Hani öyle bir beklentim yok. İsterse sefa sürsün. Beni hiç bağlamıyor. Ben başkalarının nasıl yaşadığı, ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Benim küçük bir dairem var. Ben o daireye ne kimseyi alıyorum ne de kimseyi o daireden. Eğer içine sokmuşsam çıkartmıyorum kolay kolay. Evet. Yani bu bence ruh hastalığına dönüşüyor ileride. Çünkü sen kendi hayatına bakacaksın.
Evet. O kişinin hikayesi. Tamam, sen de bir yeriyle kesişmiş, bulaşmış, ölüm bile olsun. Farklı ölümlerde yaşayabiliriz. Hayatın akışında zaten çok güzel şeyler olmadığını anladık, öğrendik. Burada sen ne kadar temiz kalabilirime bakacaksın. Evet. Çünkü mesela karşındakine dönüşüyorsun o zaman. O da senden intikam almak için onu yaptı. Sebep buydu başlangıç. Tamam, suç. Hiçbir insan kendini suçlamaz. Hep bir suçlu olur. İşte ne bileyim, karı koca anlaşamazlar. Adam gider karısını aldatır, kadın gider kocasını aldatır. Kocam benimle ilgilenmiyordu der. Ben yaptım, yani yaptığım alçaklık demez. Sebep üretir. Evet. Sebepler ahlaksızlığı meşru kılmaz. Yani insanın kendisine biçtiği o dürüstlüğü kırmanın. Yani bunun gibi ben de orada dedim, hani işkence yapamazsınız. Çünkü ben çok üzüldüm Ahır'da, yani üzülmeyenin de insan olduğunu düşünmüyorum. Ahır'a askeri oturtturmuşsun, soymuşsun ya. Altına iş ettiriyorsun. Sen bunu nasıl yapabilirsin? Bir de yargılanmamış. Ben şuradaydım, adım şu dememiş insana yapıyorsun bunu. Ya ve bu var ya, çok hani tarifsiz bir bence acı. Ama Türkiye'nin ne halkının ne devletinin kırmızı çizgisi yok. Bunların hepsi yalan. Yani bu kadar kendi halkına zulmeden kaç ülke vardır? İşte İran var, denge olan. Ne bileyim, Sri Lanka var. Belirli başlı yerler var. Ya da Nijerya, bazı Afrika ülkeleri. Maalesef birinin parmaklarını geçmiyor ve Türkiye'de onlardan bir tanesi olmuş oluyor. Ve yani yarı batısın sen ya. Hani bir tarafın doğu, bir tarafın batı. İki kültürü birleştirmişsin, Karadeniz'den getirmişsin, Akdeniz'e uzanmışsın. Bulunduğun konum bir kere senin yerinde saymanı gerektirmeyecek bir konumdasın. Evet. Mesela kendimden, beni bu yüzden mesela ilk arama kararı çıkartıldı. Bir de sayfamda mesela o zamanın Sincan Belediyesi'nin basın danışmanı, sen bu şerefsizleri savunuyorsun bilmem ne falan yazdı. Ben hissettim bu beni şikayet edecek diye. Evet. Ama umurumda değil. Neden de? Tabii çok zordu. Bir kere o anki psikoloji çok zor. Çünkü hani şu kıyamet tanımı yapıyorlar ya. Kimse kimseyi tanımayacak, anası evladını bırakacak falan. Evet. O gün öyle bir ortam vardı. Yani ve o uzun süre devam etti. Çünkü herkes birbirinden kaçtı yani. Korktu insanlar. Bir de hani arayacağın kişilerin hepsi tutuklanmış. Etrafın boşalmış. Zor bir süreçti. Aslında Ahmet... Nasıl diyeyim sana, hepimizin hikayesiydi. Hani adamlar seni de bugün koyabilirler. Çünkü bunu da yaptılar. Bak hala 8 sene geçti. Sürekli birilerini bir şeyci olmakla, işte darbeye katılmakla ya da işte bu Fethullah Gülen cemaati yaptı diye söyleniyor. Ve bu bir cemaat bir ülkede darbe yapmak istese herhalde daha akıllı yapar. Yani saat 9'da dizi saatinde, futbol saatinde yapmaz. Bunu yapan hiçbir ordu yok dünyada. Hele Türk ordusu darbe konusunda o kadar tecrübeliyken. Evet. Benim de darbecilikle suçlanmış ve çalışma fırsatını bulduğum çok değerli amiraller var. Ben olaylar yaşandıktan sonra onların o az önce sizin de ifade ettiğiniz işkence görüntülerini görünce yani hem içim kan ağladı hem de böyle bir şeyin darbe olmadığına %100 kanaat getirmiş oldum. Yani... Bir de şu var Ahmet, mesela orada onu nasıl savunuyorlar biliyor musun, işkenceyi? Bunlar işte halka ateş açtı diyor. Oradaki adamın ateş açtığını bilmiyorsun, bir kere ismi yok. Evet. Farz edelim ateş açmış. Kayseri tecavüzcüsünün 3 masum çocuğu öldüren adamı korudu bu devlet. Tabii. Ve eğer biz şiddetle çözeceğimize inanıyorsa kanunu niye yaptı? Birbirimizi öldürelim o zaman, sen bana bunu yaptın, sen bana şunu yaptın. Bir hukuk devleti zaten zorbalık, barbarlık barındırmayan bir devlettir. Bunun savunması, sen her cinayet işlerini biz de vuralım. O zaman ya da onu vuran, kan davası güden adamları niye yargılıyoruz biz? Evet. Vursun herkes birbirini. Yani bu mesela işkenceyi, altyapısını ona koymak. Ya bunlar halka ateş açtı, devletimiz lan, devletinizin ne zaman temiz bir örgüsü oldu? Ne zaman bu devlet temizdi de biz bunlar kirlettiler? Evet. Yani desen ki böyle temiz, şeffaf bir devlet. Hiçbir datası yok. Hiçbir datası yok ya. TÜİK'e giriyorum bir şey aramak için. Mesela o gün işte bu Eylem Tokun oğlu ehliyetsiz araba kullandı. Evet. Ya bir de o kadar saçma yorumlar var ki, ben gençliğimde mesela araba kullanmayı ehliyetle öğrenmedim ki hepimiz araba kaçırdık. Girdim trafik şeyinden baktım böyle, hani istatistik var mı? Yok abi, istatistiğin yok senin. Hiçbir alanında yok.
Evet. Bir kere datası olmayan devlet zaten şeffaf değil. Öldürdüğün adamın yok, kaçırdığın adamın yok, kurşunun ne bileyim malzemesinin, mühimmatının bile data olarak konulduğu, harcamasının, Diyanet bile devlet sırrı diye geziyor orada da. Şimdi orada aslında ben tabii kitapta hiç siyasi içerik yok. Bir kere onu söylemek lazım. Ben sadece hani aslında duru bir insan öyküsü anlatmak istedim. Sadece burada hani 15 Temmuz değil, 15 Temmuz hikayenin bir kısmıydı. Evet. Ben tabuları anlattım orada aslında. O sokakta gördüğümüz, işte ne bileyim sokakta yatan, korktuğumuz aslında. Korkulması gereken bizleriz. Çünkü biz mal mülk mücadelesi veriyoruz. Sokaktaki adam vazgeçmiş adam. Hepsinden vazgeçmiş yani. Hani başka tabularda işte birbirimizi sorgulama. Mesela oradaki ilişkide hiç sorgulama yok. Soru yok yani. Birbirini sormuyorlar. İnsanlar insanlar. Özel hayatını soruyor, yaşamını soruyor, maaşını soruyor, manon var. Bu Orta Doğulularda var. Burada ben görmedim kimsenin sen ne kadar kazanıyorsun. Tam burada lafınızı yine sizin lafınızla bölmek istiyorum. Şöyle bir cümle var. Az önce anlattıklarınızı tam karşılıyor. Devamında da yine size sözü vereceğim. Güvenmem gereken şekiller mi, makamlar mı, yoksa hepsinden arınanlar mı diye bir sorunuz var. Cevabı da kitabın içerisinde çok net bir şekilde yer alıyor. Romanın diğer bir karakteri, asker olan Ahmet karakterinin yanında diğer bir ana karakter çıkıyor karşımıza. O da Beşir. Sokakların, sokakta yaşamak zorunda kalanların kirli gibi görünen yüzlerindeki aydınlığı yansıtmışsınız siz Beşir'le. Bu Beşir karakterinin şekillenmesinde az önce siz kendiniz de ifade ettiniz. Sokaklarda çok vakit geçirdim. Adliye muhabirliği, gazetecilik bunların payı büyük gibi. Evet. Ne var Beşir'de? Okur neyi bulacak Beşir'de? Beşir'in davası yok insan olmak dışında. Ve kimsenin ideolojisine şununla bununla karışan bir adam değil. Ve mağdur. Yani orada aslında kimliğe bakmıyor çünkü kendi de kimliksiz. Ve kendisi hakkında bir şey bilmiyoruz. Soru sormayan, ikna olan, aslında yargılamayan birisi. Biz neden kaybederiz biliyor musun? Mesela ideolojik dediğimiz şey ya da bir grupla birlikte olmak o insanları ikna edemez. Çünkü kendilerine vuran bir şey çıktığı zaman o gerçeklik orada sana karşı onları karşına geçirir. Beşir'in öyle bir derdi yok. Yani Beşir daha duru olan birisi. Ben mesela ideolojik şeylere karşıyım. Nasıl diyeyim sana? Bu dünya fikirler savaşına gelmedik biz. Ne bileyim öndere de ihtiyacımız yok. Hepimiz eşitsek yani... Bir tane adam vardı da burada işte şu işi yaparım, bu işi yaparım, her şeyi yaparım diyordu. Ya gülüyorlar. Onu yapan da insan, ben de insanım. Bir insanın yaptığını ben de yaparım diyordu. Şimdi mesela birimiz, hiç kimse kimsenin içini bilmiyor. İçinde ne olduğunu. Çok aydınlık bir yüz olabilir ama içindeki şeyi bilmiyorsun. O yüzden bence hani ideolojik şeylerde de o üstünleştirme, liderleştirme, bizim bunlara ihtiyacımız yok. Kendi kendimize birer dünyaya çekilsek, bireysel olarak var olsak ve kişileri topluluklar değil bireyler olarak. Başka karıştırılan şeyde mesela bu kitapta biraz da onu da anlatmaya çalıştım. Somut olay kavramı yok Türkiye'de. Somut olay. Evet. Mesela diyor ki birisine yazıyorsun ya sen bunu mu savunuyorsun? Ben kimseyi savunmam. Kimseye de kefil olmam. Kendime de olmam. Vermem çünkü insanım her şeyi yapabilirim. Bir insanın yaptığı iyilik kadar kötülüğe de potansiyelim. Ama somut olay dediğimiz şey nedir mesela? Benim evimde, ne bileyim ben komşunun evi yanmış. Bundan ben mesul tutulmuşum. Gerçekten de ben yapmışım. İşte sen şuna da tecavüz eden kişiydin. Şunun arabasını da çizmiştin. Çocukken böyleydin. Yapmadığın şeyler de atıyorlar. Tamam mı? Toplu birliğince gidiyorsun. Ya da ben o evi yakan kişi değilim. Ama ispatlayamıyorum. Bu sefer yine aynı şekilde beni savunan kişiler, inanan kişiler beni komple yani komple savunuyor. Ben belki çok kötü bir anneyim, belki çok kötü bir komşuyum, çok kötü bir evladım. İçeride buna iyilik yapmışım ama şurada şuna zarar vermişim. Geçen şunu düşündüm. Hepimiz büyük günahlarımız, büyük suçlarımız olmasa bile birilerinin failiyiz. Şu hayatta faili olmadan temiz geçirebilen hiçbir insanın olduğunu zannetmiyorum. Birilerini kırdık, döktüklerimiz de oldu. Aynı şekilde kırıldık da.
Şimdi somut olay kavramından kişileri değerlendirsen zaten bu hani toplu yargılama, toplu savunma işine girmeyeceksin. Yine ben arada kitaba dönüyorum. Hayatla devam ediyoruz. Bence güzel bir söyleşi oluyor. Tekrar üretkenliğe dönmek istiyorum sokakla beraber. Şu anda Kanada'da yaşıyorsunuz. Yeni bir hayat, yeni bir dil. Bir yandan da bildiğim kadarıyla sokak İngilizce versiyonuyla yakında okurlarla buluşacak. Bir gün filmde olur mu sokak? Böyle bir projede var mı? Bilmiyorum, umarım olur yani. Ben bunu isterim tabii ki bunun yazar olarak. Evet, burada şöyle ben nasıl diyeyim, beni yormayacak insanlarla görüşüyorum Ahmet. Çünkü gerçekten benim kafam kaldırmıyor artık. Evet. Dünyada daha fazla kötülük test etmek istemiyorum. Şu ana kadar yaşadığım şeyler bana yeterince ağır geldi insan olarak. Hani nasıl, kişisel olarak çok güçlüyüm. Kendimi hiç kimseye ezdirmem. Duygusal olarak yıpranmam. Fiziksel olarak da mesela konforuna çok düşkün bir insan. Konfordan kastım ne biliyor musun? Özgürlüğümü kimseye satmıyorum. Çok parada gözüm yok. Şunu, karnım doysun yeter. Ha, zor, stresli bir şey. Çünkü günlük kazanıyorum. Sabah benim net gelirim yok. Belki aç duracağım. Ama gidip bir yerde saatle çalışmak, şunu onu yapmak istemiyorum. Hayat alanıma kimseyi müdahale ettirmiyorum. Üretkenlik şeyine geleceğim. Hani bu etrafımdaki insanları da gereksiz meşgul etmiyorum. Onlar da beni gereksiz meşgul etmiyor. Şimdi burada büyük şansım şu oldu. Çok iyi yazarlarla tanıştım. İki master yaptım işte yazarlık ve medya ve sanat üzerine. Şu anda bir Mary Rico diye bir editör yazarla çalışıyorum. Bana haftada 10 saatini ayırıyor gönüllü olarak. Çok fazla şey öğreniyorum ondan. Yani sokağa da beraber yapıyoruz. Ben çeviriyorum. Benim işte o kötü İngilizcemi birlikte düzeltiyoruz, ne anlama geliyor falan. Ve bence Türkçesinden daha güzel oluyor. Çünkü ben onu yazarken bir ayda yazdım. Her gün bir chapter yazarak bitirdim. Ama o duyguyu yaşadım yani. Ahmet. Çünkü o hisler tanıdık, olay tanıdık, toplum tanıdık, sokak tanıdık. Her şey tanıdıktı benim için. Çok rahat üretti. Burada o ders aldıktan sonra daha eleyerek yani boş cümleleri işte ya da anlatmam gereken İngiliz okuyucunun bilmesi gerek. Mesela Cemre Düşmesi burada yok. Onu nasıl anlatacaksın yani? Ne bileyim işte çok komik şeyler de oluyor. Emanet gibi durmak. Şimdi geçen ona takıldık, tamam mı? Bir saat. Kadın taktı, dedim ki geçelim onu çıkartalım falan, artık yoruldum. Yok diyor, olmaz, orijinal ne şey yapacağız, nasıl? Olmamış diyorum yani. Fix değil, şu değil, bu değil, başkasından almışsın gibi. En son işte konseptten şeyden girdik, bir şekilde bağladık. Hani biraz da komik yanları oldu. Kültürel şeyleri de öğreniyorsun karşılıklı. Peki ben bu kadından sadece bunları mı öğreniyorum? Bu kadın 70 yaşının üzerinde. Sadece ben değilim. Etiyopya'dan, başka ülkelerden yazarlarla da çalışıyor. İşte çok hayran kaldığı bir yazı atıyor. Duru bir insan, bir odada yaşıyor kadın. Sadece kitabı var. Böyle yani benim hiçbir arkadaşımın son model arabası yok. Görüştüğüm arkadaşlarım. Ne bileyim, güzel giymiyorlar. Ben de öyle giymiyorum. Terlikle gidiyorum, eşofman altıyla. Geldim geleli bir ayakkabım var. İkinciyi almam. Türkiye'de de ben böyle yaşamıştım. Hiçbir zaman bende var olanın ikincisini evime sokmam. Ne eşyadır ne mesela tek bardak takımı, tek yemek takımıyla giderim. O bitince kırılıp hiç kalmayınca alırım. Bu bence şöyle, hani bu kadında da bunu bulduğum için, insan kendi gölgesiyle arkadaş olabilir. Evet. Yani ruhunu karşıda gördüğün zaman, sana benzediğini söylediğin zaman, ahlaksız ahlaksız da olur, dolu insan dolu insan ne olur, ne bileyim hovarda hovardayla olur, kumarcı kumarcıyla olur. Sen ne istiyorsan onu bulabileceğin kişiyle arkadaşlık edebilirsin. Evet. O zaman çok iyi bir arkadaş bulmuşsunuz ve umarım sokak bu yeni yolculuğunda İngilizce versiyonuyla da yeni yeni okurlar, yeni yeni hayatlarla buluşur. O hayatlara da dokunur. Benim hayatıma dokunan bir kitaptı Sokak. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ve eminim okuyanlara da dokunuyordur, dokunmuştur. Çünkü kendilerinden çok şey bulacakları bir kitap. Sokak insanı alıyor, getiriyor. Bütün bu söyleşinin neredeyse tamamı sokakta var diyebilirim. Ve sonra sokak bir mültecilik tecrübesine çıkıyor. Mültecilik tecrübesi sokağın içinde yok ama o mültecilik tecrübesinin
ilk dönemlerini anlatan, birçok insanın da yine kendinden bir şeyler bulabileceği başka bir kitap var. O da Pizza Dükkanı. İçinde gülebileceğiniz, zaman zaman ağlayabileceğiniz, duygulanabileceğiniz, yalnızlaşacağınız, yalnız kalmak isteyeceğiniz, belli yerlerinde geçmişe döneceğiniz, geleceğe dair hayallerinize bile küsebileceğiniz bir kitap var Pizza Dükkanı. O da yine sizin kaleminizden çıktı. Onu da kesinlikle tavsiye ediyorum ve belki bir gün başka bir programın konusu olabilir diye. Topu yine Kanada'daki üretim sürecine çevirmek istiyorum. İngilizce üretiyor olmak, yani ya daha doğrusu nerede bulunuyorsanız o bulunduğunuz yerin diliyle üretmek benim yani tarif edemeyeceğim bir güzellik, öyle ifade edeyim. Uncaged Voices, bunlardan biri Uncaged Voice. Bu proje nasıl başladı? Siz projede nasıl yer aldınız ve nasıl karşılık buldu? Projeyi aslında ben başlattım o projeyi. Buna başlamadan hemen sokakta son bir şey söyleyeyim. Tabii. Mesela burada Ahmet nasıl ayakta duruyor? Ahmet mazlum olduğunu düşünmüyor. Yani ona odaklanmıyor. Ben mazlum ve masumuma odaklanmıyor. Ben neyin failiyim? Onu arıyor aslında oradayken. O kendi içindeki faili arıyor. Dışarıdaki faili aramıyor. Daha o zaman ne oluyor? Arınıyor. O arınma öyküsüydü. Uncaged Voice'da şöyle, o bahsettiğim şekilde. Ben buraya geldiğimde birçok bir yazarla tanıştım. Penn Kanada bir kere muhteşem çalışıyor. Mesela Türkiye'deki Penn tabularıyla çalışıyor orası da. Benimle ilgili bir fikri var. Ne bileyim, ben orada doğru düzgün bu kitaplardan işte bir karar gazetesi yazdı. Ödül mödül alamam. Bu kötü yazdığım için değil. Ben Arzu Yıldız olduğum için alamam. Evet. Devletin beni bir tarifi var. Ben o kişi olmasam bile Türkiye'de böyle bir salaklık var. Ama burada mesela eğer ona kanıp şey yapsam, hani ya da işte o şeylere ikna olur, kendimi geriye çeksem ya da toplumu çok önemsesem, o şeyleri, onların gösterdiği toplumu, aslında olmayan şey ama onlar toplum adına konuşuyor ve karar veriyor gibi davranıyorlar ya. Hayır, evet. Tamamen kendiler adına. Yani ben burada nereye başvuru yaptıysam ödül alıyorum mesela. Bir sayfa, bir yazıdan bile alıyorum. Bu proje ve Penn Kanada'ya buradan bağlamak istiyorum. Penn Kanada, ne bileyim, her şey, yani sadece işte bir ev gibi ve bizi birbirimizle buluşturdu. Dünyanın her yerinden, sadece o kitaptaki 15 kişiden ibaret de değil. Daha fazla insan var orada. Ve bu insanlarla tanıdığımda ortak şunu gördüm. Bizim hiçbirimiz böyle hani bu dünyanın içinde paradır, puldur, yemektir, sefadır, şudur, budur hayalinde değiliz. Ne bileyim, herkes kendisi, kimi kütüphanede temizlikçi, kimi garsonluk yapıyor, büyük şeyler peşinde insanlar değil. Hani buraya geldin, mesela Türklerdeki konuşmaları söyleyeyim. Buraya geldin, 5 sene oldu, ne yaptın? Yapmak zorunda değilim. Ben kimseyle bir yarışa girmek, bir şey olduğumu ispatlamak için salak salak evimi tıka basa doldurmak, üstümü işte yüzümü maymuna çevirmek falan zorunda değilim yani. O sizin yolunuz. Ben benim yolumdaki o dairedeki insanları gördüm. Ve mesela biz Türkiye'de tek dilli bir ülke olduğumuz için ve İngilizce bilmediğimiz için bize bilenlerin tercih ettiği kaynaklar sunuluyor. Ya da o bilenlerin sevdiği kişiler getirilip bize rol model olarak gösteriliyor. Bizim seçtiğimiz hiçbir şey yok onun içinde. Tek dil bir millette ve ikinci dil olmayan, hele dünya dili İngilizceyi bilmeyen bir millette bilgi olmaz. Bu gerçek yani. Şimdi burada o insanları tanıdıkça bir baktım. Kardeşim neler varmış, nasıl öyküler. Hani ve çok değerli insanlar var. Bunların her biri değerli. Dedim ki ya o zaman tanısınlar bu insanları. Tamam, bunlar kendisi mesela bir tanesi dedi ki Venezuela'da olan. Ben birileri beni gazeteci olarak tanısın. Ödüller versin. Aa, bu adam da neler yapmış desin diye gazeteciliği yapmadım dedi. Bugün burada olmamın da dedi hani bir bedel olduğunu düşünmüyorum dedi. Ben sadece yapmak istediğim şeyi yaptım, işimi yaptım, geldim. Nasıl dedi, hani bir memur işini yapıyorsa ben de o şekilde yaptım dedi. Ben olmasını istiyorum. Ben dedim ki şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben Türkiye'deyken biz burada devrim yapıyoruz. Signorita kitabını okumuştum. Hugo Chavez'i süper öven, işte oraları falan anlatan bir kitap. Ama burada birebir de tanıdığın zaman aslında o kitaplardaki yalanları da görüyorsun. Kişileri tanıdığın zaman. Bu sadece senin değil. Biz burada dedim şunu göstereceğiz. Bizim kendi üzerimizden ülkelerimizin background'umuz ve şu andaki mesela işte Şili, Pinochet örnek gösteriliyor.
Pinochet öldü ama diyor, bugün sen de konuşursan Şilililerle fikir yaşıyor. Hiçbir şey değişmedi diyor Şili'de. Dün bir Hong Konglu birisini bırakıyordum işte yolcu. Mesela ben yolcularla çok konuşuyorum. Hep soruyorum işte sizde ne kadar şöyle nasıl kültürü her şeyi soruyorum. Şimdi adam şey anlatıyor Kanada'ya geldiğinde. Ya diyor işte bir masada oturuyoruz. İşte sohbet ediyoruz. Hiçbirini tanımıyorum. Havalimanında otururken sohbet oluyor. Bir tanesi de konuşuyordu diyor. En son hani dayanamadım. Sen nerelisin diye sordum diyor. Yemen dedi diyor. Benim bilmediğim, adını duymadığım bir yer diyor. Ya diyor ben Hong Kong'da nerede tanıyacağım Yemenliyi diyor. Yani o kadar güzel bir kaynak var ki elinde. Ve hani ben çok Kanada böyle hani insanın gittiği ülkelere bayılıyorlar, övüyorlar ya. Benim öyle bir derdim yok. Ben burada mesela şöyle Türkiye'nin ya da Orta Doğu ülkelerinin gördüğüm şeyi söylüyorum. Adı belli, tamam mı? Şiddetse mafyaysa mafya. Gene biz illegale koymuşuz. Aslında devlet yönlendiriyor her şeyi ama devlet onu illegal olarak devlet de tanımıyor. Arkasındaki legal varlık devlet illegali yaratıyor ama onu gene illegal olarak tanıyor. Buraya geldiğinde bakıyorsun sigorta kampanyaları mafya gibi çalışıyor. Polis tıkıt şey diyor, işte emekli polisler gitmiş ofis açmış, biz çözüm sunuyoruz. Sen buna ofisinde rüşvet veriyorsun, Türkiye'de trafikte veriyorsun. Aslında aynı şeyler var. Ama burayı güzel kılan şu, bugün Türkiye'de büyük bir probleme dönüşen herkesin bir arada yaşayabilmesi. Yani sokakta aynı binada iki aynı ülkeden insana denk gelmiyorsun. Her aradığını bulabiliyorsun. Yani muhteşem bu anlamda bence. Ve bu projeyi yaptığımda da bak, benim ilk şeyi söyleyeyim sana. Ben mesela hayatım boyunca para için hiçbir şey yapmadım. Hiçbir zaman para konuşmadım. Bana ne kadar vereceksin sözü hiç olmadı benim hayatımda. Vermese de utancımdan gidip arayamam yani, benim maaş vardı ne oldu falan diye. Ben böyle yazdım. Kendim ilk önce yazdım, tamam mı? Hani onlara da göstermek için. Tamam dediler. Hiç kimse bana biz para alacağız mı? Kitap çıkmazsa, ya böyle bir şey birisi yayınlamazsa. Bu kaygılarla gelmedi. Ve şunu gördüm. Yani 15 kişinin 15'i de güvenip projeyi yaptı. Yani zamanlarını ayırdılar. Hani sen dediğin gibi burada insanlar şu kediyi yine göndereyim, bu benim başımda. Zamanlarından feda ettiler ve o kadar iyi çalıştık ki yani organize olduk. İşte Keith Rose, Leki editörümüz oldu. Pen Kanada arkamızda durdu. Şu anda da böyle hani onlarla şey değil ya, sürekli görüşmediğin arkadaşların olur ama görüşmesen bile görüşmemen gerektiğini bilirsin. Görüştüğünde de ne yapman gerektiğini bilirsin. Evet. Öyle bir birliktelik var yani. Çok güzel. Alanında nadir çalışmalardan birisi benim gördüğüm kadarıyla. Bu çalışmayı da şöyle tavsiye edebilirim ben. Ben sadece kendim için değil de şu anda benim oğlum 14 yaşında Amerika'da ve az önce sizin tarif ettiğiniz bir ortamda aslında yaşıyor. Fakat şu anda sadece arkadaş ilişkileri var. O arkadaşlar arkadaş ilişkilerinde bildiği kadarıyla biliyor ülkeleri. Kendi ülkesi de dahil belli oranda. Ben Türkiye ile ilgili oğlumla şu anda çok bir şey konuşmuyorum. Şöyledir, böyledir diye anlatmıyorum. Kendisi zaman zaman derslerinde ödev olarak verdikçe bakıyor, ediyor. O zaman soruyor. Belki o bir iki ayrıntıya girersek giriyoruz. Fakat bu kitap, Uncaged Voice, belli bir yaşa gelmiş çocuklar için artık tamam. Yani ben dünyayı görebiliyorum ya da görmek istiyorum, biraz daha bilmek istiyorum diyen çocuklar için de farklı ülkelerin background'larını bulabilecekleri bir çalışma olmuş. O açıdan da çok değerli bence. Evet, sıkılmıyorsun çünkü birden Sri Lanka'dan Etiyopya'ya geçiyorsun, oradan oraya geçiyorsun, evet. Değil mi? Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Son bir soru sorayım, epey vaktinizi aldık. Gençlere ne tavsiye etmek istersiniz? Bu anlamda da hem yurt dışında yeni bir hayat kurmaya çalışan ya da yurt dışında hayat kurmak isteyen veya Türkiye'de yaşamayı tercih eden gençler, yaşamaya devam eden gençler için neler tavsiye edersiniz? Bence haber bültenlerini izlemesinler, özellikle siyasi. Çünkü bu insanı geriye atan bir şey. Başka şey kaçırıyorsun politika konuşurken. İkincisi dil bir kere. Yaşamak için ne üniversite diploması ne başka bir şey, dil öğrenmek. Ve o dili akıcı şekilde öğrenmek. Bir değil, birden çok dil. Çünkü bu seni ne yapıyor? Ne bileyim,
Şöyle düşün, bir kıtadaysan bir başka kıtaya da açıyor. Evet. Ya sen her yeri görecek bir şeye geliyorsun yani. Ve kendini seçiyorsun. Bu hayatta neler yapmak istediğin, neler okumak istediğin. Birilerinin seçimleri senin aslında hani sadece çaresizliğin olmuyor. Kendi kararlarını kendin veriyorsun. Şimdi bir de geleceği olmayan, bence şimdi kendim de onu öğrenmek istiyorum. Mesela yapay zeka, AI teknolojisi. Şimdi dünya başka bir yere gidiyor artık. Çünkü dünyayı kaçıran insan bu dünyada varlık sürdüremez. Tamam, onlar da şimdi geçen gördüm, Türkiye'de de yapay zeka bölümü falan açılmış. Ama dil bilmeyen bir öğrenci yine giremez dünyanın falan. Bir kere teknolojiyi iyi takip etmek lazım. Hangi işlerin geleceği var, hangisinin yok? Ne yapabiliriz? Herkes kendi yolundan sevdiği işi ama en verimli şekilde. Hani Jim Carrey'nin bir şeyi var ya, babası aslında çok komik bir adammış. Ama hiç başarılı olacağına inanmamış. İşe girmiş, maaşlı bir işe. Sonunda hüsrana uğramış ama ben diyor inandım. Evet. Ben buna yapacağıma inandım diyor. Sevdiğiniz şeyin peşinden koşun. Sonu gene hüsran olacak, öteki sizinden de gitseniz. Hemen biz de sevdiğimiz işleri yaptık. Hüsran diyemem. Evet. Bu hikayelerin burada bitmesi gerekiyormuş. Başka bir hikayeyi başlatmamız gerekiyormuş. Yani biz başkalarına dönüştük. Sen Türkiye'deki Ahmet misin? Ben Türkiye'deki Arzu değilim. Bazen en çok özlediğim kişi o Türkiye'deki oluyor. Bazen de yani nasıl diyeyim sana, çok yabancı olduğum kişi kendim oluyorum. Geçmişteki kendim. Şimdikinde bazen alışamıyorum. Ötekini kaybediyorum. Zaten bizim yaşadığımız ikilem bu. Evet. Yani bu ikilemleri yaşamak istemez şeyle yaşamalarını istemiyorum. Bunun tek yolu dili öğrenmekten geçiyor bence. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yol aramızda vakit ayırdınız. Yok, senin esasen vaktini aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi işte bir roman yazıyorum. Bir de bu hapishanelere kitap kampanyası başlattık aslında. Hani kapatırken onu söylesek. Sen de biliyorsun, burada her mahallede kütüphane var. Parası olmayan insanlar, hatta içeridekini değil, orderlayabiliyorsun, söylüyorsun ben şu kitabı istiyorum, kütüphane senin için alıyor o kitabı. Keşke Türkiye'de de bunlar olsa, girişim, devlet yapmıyor, bari bazı hani girişimciler yapsa, biz insanlar da desteklesek, hele yurt dışındakiler için $10, $15, ayda iki kitap göndersen hapishanede, oradaki insanların okumaya zorunluluk, yani adam istemiyorsa bile zaman geçirmesi için zorunluluk. Biz bu toplumu bu sığ politika şeyleriyle değiştiremeyiz. Evet, kesinlikle. Ve herkes kendi sevdiği yazarı, onun önünü açacak kitabı alsa, kitaptan daha değerli bir şey yok ki. Her şey kaybolur. Binalar yıkılır, insanlar ölür, ne bileyim robotlar çıkar. Kaybolmayacak tek şey duygulardır. Kitap demek, duygu vermek demek yani birisine. Bir, böyle kuru bir şey vermiyorsun. Onun içinde duygular var. Duygu veriyorsun demek. Ve kalıcı oluyor. Oradan edinen evet. Duygu kalıcı bir hale geliyor. O zaman yaptığınız duyuruyu tam olarak netleştirelim. Bibliotek.com adresine girip istediğiniz kitapları sepetinize ekleyip notlar kısmına da benim bir düşün var başlığını ekleyip sepete attığınız kitapların hapishanelere ulaştırmak üzere başlatılmış kampanyaya dahil edilmesini notunu düşerseniz seçtiğiniz, aldığınız kitaplar en kısa zamanda hapishanelere bağış olarak yapılacak. Ve Ahmet Karadağ'ın Tutsaklığın Üç Hali kitabında geçiyordu. Bir insan bir hücrede en çok kitapları özler diyordu. O özlemi ben hakikaten hissetmiştim. Zaman zaman görüştüğümüz, mektuplaştığımız insanlarda da o özlemi fark ettim. Bu İnsanlara da bir kitapla ulaşabilir, onları unutmadığınızı gösterebilirsiniz. Bir de cezaevi bağışı için adres soruyor ya orada. Evet. Adresi cezaevi ya da 3400, hani uydurulmuş bir posta kodu yazıp açıklamaya ben bunu cezaevi bağışı yapıyorum yazdığı evet. Zaman sorun olmuyor. Yani $10, $20 çok önemli değil ki. Parası değil yani burada. Evet. Yani dediğin gibi ben de cezaevinden konuştuğum insanlar, mesela Ayşenur Parıldak bana şey demişti. Sosyal medyadan yazar mısınız? Burada en büyük ihtiyaç kitap demişti yani. Bizim tek ihtiyacımız kitap ihtiyacı demişti. Alessa'da biz bize de Arzu Yıldız'ı konuk ettik. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Umarım hepiniz keyif almışsınızdır. Bir sonraki biz bize de görüşmek, tekrar sohbet etmek dileğiyle.